Selam canlar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben evimdeyim. İzmit'e döndüm. Bir önceki videomu izlediyseniz eğer memleketimdeydim. Yozgat'a gitmiştim. Oradan da Ankara'ya geçtim. Bir hafta da Ankara'da kaldım. Orada video çekmek istemedim. Birazcık anın tadını çıkarttım. Rahat rahat eğlendik, tozduk. Şuradan minik kuşumu görüyorsunuz. Kahvaltısını bekliyor. Şimdi evdeyiz. Dün akşam geldik 6 gibi falan ama hiçbir şey yapmadım. Zaten kızım biraz huzursuz uyumadı otobüste. Birazcık zor geçti son bir saat özellikle. O yüzden direkt eve geldiğim zaman kızımla ilgilendim. Onu uyuttum derken hiçbir iş yapmadım. Şimdi valizimi açacağım. Valizimde size göstermek istediğim şeyler var. Kızıma ilk defa görenler falan hediye falan verdiler. Teşekkür ediyorum buradan da onlara. Yani hediyeleri falan vardı. Ufak tefek annemden aldığım eşyalar falan vardı. Malum bir haftada Ankara'da kalacağım için annemlerden pek bir şey alamadım. Aslında biraz erzak falan almak istiyordum. Böyle köy ürünlerini bilirsiniz. Ama birkaç bir şey aldım. Onları da şimdi gösteririm zaten. Öyle Ankara'da bir hafta durduktan sonra geldim. Şimdi işler beni bekliyor. Evi illaki temizlemem lazım falan. Yani onları sizinle paylaşmak istiyorum. Öyle bugüne ait bir vlog olsun istedim. Şöyle köyden annem, komşumuzun inekleri var. Lor peyniri aldı. Biz buna çökelik diyoruz. Tamamen tuzsuz karen için istedim ben bunu. Çünkü tuzsuz kendim de yapmıştım ama yani ben 3 litre falan sütten şu kadarcık bir şey çıkmıştı. Yani çok az olmuştu. Şimdi oradan taze taze lor peyniri aldım. Biraz fazla aldım. Belki buzluğa da atarım. Pek fazla buzluk ürünü vermek istemiyorum ama illaki bunu bitiremeyeceği için tuzsuz peynir bunu buzluğa atacağım ve şurada şöyle bir yağ bidonu dolusu köy yumurtası var. Şöyle göstereyim. Annemin tavukları var. 20-30 tane göstermiştim zaten videomda da. Annem bizim için biriktirdi. Daha fazla vardı ama malum yani yolculukta kırılır falan diye getiremedim. Bu yağ bidonun içerisinde doldurduk. Hatta bir tanesini de şu an koydum. Haşlanıyor. Karen'e yedireceğim. Karen Hanım'ı şöyle göstereyim. Kahvaltısını bekliyor benim minik kuşum. Değil mi anneciğim? Evet. Ya bir gül de teyzelerin görsün ya. Herkes diyor bu kız neden suratsız diyor. Benim kızım video ve fotoğraf çekilmeyi asla sevmiyor. Böyle put gibi kalıyor nedense. Somurtkan bir kız haline geliyor ama normalde böyle değil teyzeleri. Değil mi anneciğim? Normalde böyle değilsin. Evet, şu an acıktık ve uykumuz geldi. Ben kahvaltı olana kadar da valizimdeki şeyleri göstereyim size. Sonra da kızımın kahvaltısını yaptırayım. Ben zaten valizin bir tarafını tamamen böyle gelen hediyeleri yani kızım için olan şeyleri falan koymuştum. Diğer tarafına da orada günlük giydiğimiz şeyleri koymuştum. Şöyle sıradan başlayayım. Şöyle bir tane kot elbisemiz var. Bunu Fikoş teyzemiz almış. Evet, minik kuşumun sesini duyuyorsunuz. Şu an onunla konuştuğumu zannediyor. Evet anneciğim, teyzelerin sana aldıklarını gösteriyorum ben. Böyle bir tane güneşli pijama takımı sarılı sarılı. Bunları Pikoş teyzemiz almış. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten doğumumdan önce hediyesini göndermişti ama yine de kızı görürken dayanamamış almış yani. Çok teşekkür ediyoruz ve çok da beğendik yani. Severek giyeceğiz. Bunları direkt hemen etiketlerini kesip yıkayacağım. O yüzden ayrı koyum. Bir de benim halam yani kızımın büyük halası oluyor galiba. Halam hediyeler almış. Onun evine de ziyarete gitmiştik, göstermiştim. Böyle uzun kollu badiler almış. Bunlar gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Ben şu an Karen'de falan kullanıyorum. Hani böyle yüksek bel taytlarıyla falan güzel oluyor. Alttan falan da giydiriliyor kışın. Böyle ikili şekilde penguenli. Bunu almış. Sonra ekstradan bir de böyle iki tane alt tayt almış. Tam da ayların da iyi almış yani. Yani bu döneminde değil de yazın döneminde olacak şekilde ama diğer üstler bu dönemde giyer. Şöyle ikili de tayt almış. Çiçekli ve pembiş. Zaten kızların pembe. Bir de Kurtarıcı. böyle ince trikolar almış. Ben gerçekten çok beğeniyorum böyle ince trikoları. Çocukların üzerine hani böyle yazın bile üzerine atınca çok hoş duruyor. Yalnız o da çok beğenmiş de bedenini bulamamış. 3-4 yaş almış. Yani 3-4 yıl sonra giyecek çok garip geliyor. Öyle bir bedeni almış. Ne oldu anneciğim? Birazcık huysuz uykumuz geldi çünkü. Bunu da öyle almış. Çok teşekkür ediyorum. Bir de biz Emrahlara gitmiştik yani. Halamın torunu oluyor. Küçük Emrah izliyor beni. Buradan öpüyorum onu kocaman kocaman. Kızım onu çok sevdi. O da kızımı çok sevdi. Normalde telefonda görüntülü konuşturuyorduk. Onu geldiğinde döveceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım dedi. Gidince çok iyi davrandı. O böyle kurbağa kostümü almış kızıma. Küçük kurbağa, küçük kurbağa diyor. Hatta orada giydirdik böyle. Çok tatlı bir de böyle şapkası var gözleriyle birlikte. Çok hoş. Buradan da ona teşekkür ediyoruz. Annem tabii ki her zamanki gibi dayanamayıp gene bir şeyler aldı biz oradayken. Böyle ince ince badiler aldı giyer falan diye. Şöyle pembe rengini.
Evet, beğendin mi? Bir de böyle kelebekli bir şeyler aldı. Ona da teşekkür ediyoruz. Bir de ayrıyetten bir şey örmüş. Yani artık yeni doğan, yani yeni doğmadan önce vermişti zaten örgü o kadar. Onları bitirdik. Şimdi de gelecek yıla başladı annem. Şöyle göstereyim. Rengi tam anlaşılıyor mu bilmiyorum da. Farklı bir yeşil rengi var. Şöyle ipi yumuşacık kadife o kadar güzel ki kumaşı yani. Direkt mont niyetine böyle yakalarını falan fırfırlı yapmış. Çıt çıtlı bir tane mont örmüş. Çok teşekkür ediyoruz. Ne oldu bir tane? Ne oldu? Sonra benim annemin komşusu yani köyden komşumuz bir tane teyze var, yaşlı teyze. O da böyle örgü bir şeyler satıyor falan. Kızıma böyle pandüf şeklinde tüylü iplerden bir şey örmüş. Böyle patik çok tatlı, çok hoşuma gitti gerçekten. Ve tesadüfe ne demeli? Anneannem de benim için başka bir komşuya ördürmüş. Şöyle benimkiler de mor renginde tüylü iplerde. Kızımla artık böyle takım takım giyeriz seneye. Böyle ev terliği niyetine ben çok seviyorum. Çok da kullanıyorum, giyiyorum. Bunlar öyle. Bir de Eymen abimizin öyle hediyeleri var. Evde ben Eymen'den böyle bir şey beklemiyordum. Mesela Karen onun oyuncaklarıyla oynuyor. Böyle elinde tutuyor. Sevdin mi? İstersen senin olabilir falan yapıyor. Böyle deniz gözlüğü deniliyor galiba. Denize girerken falan kullanması için deniz gözlüğü verdi. Karen'in gözüne takmıştık. Çok hoşuna gitmişti. Onu verdi böyle. Bir de benim büyükler için olan boyama kitabım var ama bir türlü boyanı alamadım. Yani nasip olmadı. Hiç böyle yani istemedim herhalde. Yazın biz hep Eymen'le boyama yapardık. Eymen'in de çok fazla boyaları vardı. Hani böyle kullanmadıkları falan vardı. İçlerinden bana seçip böyle boyalar verdi. Bir de böyle dolap süsü vardı Eymen Tuğra'nın. Onu da ben almak istedim. 2018 yılına ait ben orada geçirmiştim. Bir de böyle minik bir araba sürpriz yumurtadan çıktı. Ha, bir de ben annemi böyle eski çeyizinden olan dantelleri topladım. Benim çeyizimde de var dantel. Kullanmıyorum ama böyle bu yazın balkonuma bir şeyler düşünüyorum. İnşallah onu da sizinle paylaşırım. Onun için böyle bir güzel bir planım var. Annemin böyle eskiden kendi çeyizinden olan şeyleri aldım geldim böyle tertemiz yıkanmış ütüleyeceğim bunları kullanırken de bunu ben hatırlıyorum eskiden ev telefonları vardı ya böyle onun üzerine örtüyordu annem ne değişik değil mi onu getirdim bir de annemin çeyizinden gene böyle vitrininde olan bir şekerlik vardı bunu da getirdim bunu da bilmiyorum çok hoşuma gitti annem de kullanmıyor öyle vitrinde duruyordu hani böyle bayram şekeri falan koyarım dedim ne bileyim balkonda falan da kullanırım böyle misafir gelince de kullanırım efendim anne. Ona bakınca susuyoruz. Ama bakmayınca susmuyoruz. Böyle benim çok yıllar yıllar önce ilkokula falan giderken benim kuzenim bana yazın gelirken hediye aldığı bir kupa vardı. Evde kalmış yani hiç getirmemiş. Bir de dayımız Selçuk dayımız kızıma bebek almış ve kızımın ilk bebeği bu arada. Böyle bir tane Barbie bebek almış. Bir de bana hediye aldı. Gezerken öyle beğenmiştim. Aa çok güzelmiş falan demiştim. Abim hemen alıverdi. Teşekkür ediyorum buradan da ona. Böyle biliyorsunuzdur biblolar kaktüs şeklinde böyle üçlü tutabilirsem inşallah kırmam. Böyle içli kaktüs biblolardan aldı bana teşekkür ediyorum. Bunu da severek kullanacağım. Hediyelerimiz bu kadardı. Şimdi ben bu kirleri yıkayayım. Bunları yerleştireyim. Valiz boşaltmak çok zor. Giderken temizlik yaptım her yeri yani. Sağ olsun eşim hiçbir yere batırmamış. Çok teşekkür ediyorum buradan ona. Ama evde olmasam bile evler tozlanıyor. Şu an bugün bir silip süpüreceğim. Yani ilk bir çamaşırları halledeyim. Tabii ki ilk önce kızım. Ya karın güzelliğine bakar mısınız? Yani hiç farkına varmadım. Biraz önce bir kafayı kaldırdım. Dışarı bembeyaz oluvermiş. Sabah diye bir şey yoktu. Galiba bu yıl kış geç geldi, geç bitecek. Bir bahar yüzünü gösterdi ama sonra gitti yani. Şöyle minik kuşumu uyuttum ben kahvaltısından sonra. Bir ton işim var ama şu an oturup sadece karı seyretmek istiyorum. İnşallah işlerimi bir an önce bitirirsem oturup da keyif yaparım. O zamana kadar da inşallah bembeyaz olur yani. Tutmaz. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle Karen'in küçük yastığı vardı. Yolculuk boyu falan da kullandık. Orada da kullandık. Şöyle tam net belli oluyor mu bilmiyorum. Buralarda falan sarıltılı lekeler var. Yani şöyle görüyorsunuz. İllaki bebeklerin yani kusma lekeleri oluyor. Ter lekeleri falan. Bir de dediğim gibi yolculuk
yolculukta kullandık. Bayağı bir kirlendi bu yastığımız. Bir de şöyle bir yastık. Burada da böyle sarılığı farkına varıyor musunuz bilmiyorum. Bayağı bir kirlenmişti. Bu da Beşi'nin yastığıydı. Şimdi ben bunları yıkayacağım. Neyle yıkayacağım? Benim bir tane videomda şuraya linkini bırakırım. Sıvı deterjan yapmıştım kalıp sabundan. Memnun musun falan diye bana çok soran oldu. Gerçekten tanıdıklarım falan da çevremdekiler de. Ben gerçekten memnunum. Bir de özellikle kızımın kıyafetlerini onunla yıkamaya dikkat ediyorum. Hani sonuçta sabun rendesi. Granür sabun kullanıyordum eskiden. Şimdi o paketler bitti. Bununla devam ediyorum. Yani ben memnunum. Göstereceğim size. Çıktıktan sonra da gösteririm. Bu lekeler falan gitti mi gitmedi mi? İnşallah siz de memnun kalırsınız. Yani tabii kişiden kişiye değişebilir. Bir de dediğim gibi o kadar fazla kirli bir şeyimiz olmadığı için de böyle lekeleri falan da gayet güzel tertemiz çıkartıyor ve mis gibi de kokuyor. Şöyle göstereyim. Bir de son halini göstereyim. Şimdi ben bunu bir makineye atayım. Ben böyle bir ölçek yani kendi göz kararınıza ya da ölçeğinize göre makinenin içerisine boşaltıyorum. Çamaşırların çokluğuna göre belki iki ölçek falan da atabiliyorum. Bir ölçek de şuradan göstereyim. Şu makinelerin sıvı deterjan bölmeleri oluyor buraya indirdiğiniz zaman. Bir ölçek de buraya koyuyorum. Normal 30 derecede yıkayacağım, sonucu gösteririm. Evimizin arkasında bahçe var. Oraya çıkardık şimdi kızımızı. Kara tepkisini çekeceğiz. Anneciğim, gördün mü her yer bembeyaz? Karı göstersene bir ne yapacak? Aa! Hayatında ilk defa bir kar görüyorsun. Şaşkın. Tabii ki o her zamanki gibi babasına bakıyor. Öyle. Birazcık kara falan dokunduracağız. Resim çekineceğiz. O kadar işi gücü bıraktım ve kaynanamgile geldim. Öyle otururken de hem Karen'e karı göstermek istedim. Hani o kara tepkisini merak ettiğim için gelmişken de böyle bir muhallebi yapayım dedim. Saray sarması, saray lokumu diye geçiyor zaten bilirsiniz. Şimdi muhallebiyi yaptım ben. Sonradan video çekmek aklıma geldi tabii ki. Böyle 1 litre sütün içerisine 1 su bardağı şeker koydum. 1 su bardağı un koydum. Şimdi göz olana kadar kaynattım. Ha, 2 kaşık da kakao koydum. Göz olana kadar kaynattım. Şimdi bunun içerisine 1 kaşık tereyağı veya margarin koyacağım. Bir de şekerli vanilin koyacağım. Sonrasını gösteririm zaten. Şöyle tabanına borcamın 1 su bardağı Hindistan cevizi gezdirdim. Biraz daha gezdireceğim. Az geldi gözüme. Borcamınızın büyüklüğüne göre yapabilirsiniz. Çok kolay bir şey ya. Hemen 2 dakikada oluyor. Şöyle elimle düzelteyim. Yani sadece lokumun üst kısmında olsun diye. Böyle aralarında da böyle fındıklar falan vardı. Bizim Hindistan cevizimizin. Bu şey lokumların dibine oluyor ya Hindistan cevizi lokumların falan. Ondan kalan bir Hindistan cevizi. O yüzden de lokumun şeyleri var. Şöyle şöyle sallayayım. İyice otursun. Şimdi bunun üzerine muhallebiyi dökeceğim güzelce. Böyle üzerine gezdireceğim muhallebiyi. Sonra üzerini spatulayla falan düzeltebilirsiniz zaten. Döktükten sonra 1 saat buzdolabında soğuttum. Sonra üzerine de krem şanti yapıp döktüm. Sonra da böyle rulo şeklinde sardım. Kızım müsaade etmediği için çekemedim. Kusura bakmayın, resmini koydum. Kayınvalidemlerden eve geldik. Bugün yastıkları yıkamıştım biliyorsunuz. Onları falan da kurumuşlar. Şimdi size gösterebilmek için ütüledim. Çünkü kırışıkken çok belli değildi. Lekelerini göstermiştim. Şimdi de şöyle son halini göstereyim. Gerçekten hiçbir leke kalmadı. Yani deterjanın ben memnunum. Siz de inşallah memnun kalırsınız. Ya memnun kalmazsanız en kötü villada suyunuzda falan değerlendirirsiniz. Gerçekten kokusu falan şahane yani. Öyle bugünkü videomda böyle olsun. Videoyu burada kapatayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.